yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Aynen, Cuma diyecektim. Günleri tam karıştırıyordum yine. Bugün günlerden Perşembe. Ben bayağı bir geç saatte vlog açtım. Yani geç saat dediğim herhalde şu an saatlerimiz 5'i geçmiştir. Vallahi ben bugün bütün gün hiçbir şey yapmadım. Yani evi süpürdüm sadece, o kadar. Onun haricinde oturdum, uzandım, bilgisayardaki işlerimi hallettim. Halletmem gereken faturalarım vardı, onları hallettim. Televizyon izledim derken bugünü kendime ayırdım. Tabii sabah kalktığımda nevresimleri söktüm, onları makineye attım. Çünkü artık gerçekten yorgan vakti bitti diye düşünüyorum. Daha artık yorgan geçirmeyi düşünmüyorum nevresimlere, çünkü havalar inanılmaz derecede hani sıcaklaşmaya başladı. Bu arada benim pike takımı almam gerekiyor. Yani bir tane pike takımına ihtiyacım var. O yüzden hangi markadan bakarım, ne bakarım hiç bilmiyorum ama şimdi Trendyol'dan bir girip şöyle pike takımlarına bakacağım. Bu arada biraz önce babam aradı. Tabii ki pide almaya gitmiş. Şimdi birazdan da babişim gelir zaten Beren'le birlikte. Neyse, ben de şimdi en azından şu nevresimi geçireyim. Hatta yorganı da yıkayayım. Çünkü yorganı kaldıracağım bazalın altına ama yorganı yıkayayım, onu da kurutmaya atayım sonra. Daha bulaşık makinesini bile boşaltmadım. Yani inanın, bugün diyorum ya böyle hani kendimi ayırdım. Yani oturdum bütün gün ya ama çok sıkıldım. Yok, bana oturmak yaramıyor. Bu arada güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Hani Betül karnın çıkmaya başlamış diyen çok arkadaş var. Evet, artık biz böyle büyümeye başladık. Kendimizi belli etmeye başladık. Ben yorganı makineye atacağım dedim de nevresimler yeni bitti. Ama nevresimleri kurutmaya atabilmem için inanmıyorum. Bunu temizlemem gerekiyor. Şu tozu görüyor musunuz? İlk önce şunu temizleyeyim. Şu ebeveyn banyosunda şimdi ben bunu halledeyim. Kurutmamızı çalıştırdık. Şimdi yorganı atacağım. Ama kurutma makinesiyle çamaşır makinesini aynı anda çalıştıramadığım için o yüzden kurutmanın bitmesini bekleyeceğim. Neyse, ben o sırada yorganı atayım. O içeride dursun. Bakın, kargo fırından geliyor. Yok, kargo. Fırıncıyız. Bir gün fırıncı oluyor, bir gün kargocu. Büyük balkon ya. Büyük bahçe. Ama orta katta yaşama. Nevresimlerimizi aldık. Şimdi babamlar da gitti. Hemen bunları sereyim. Sonra yemek yapacağım. Biliyorsunuz benim meşhur bir çamaşır kokum var, sürekli bahsettiğim. Böyle ondan da şöyle çok azıcık nevresimlerin üzerine sıkıyorum. Çok güzel kokuyor çünkü. Yemeğimi yapmadan önce de Tunca'nın kargosu geldi. Kendine şapka almıştı. Normalde bu şapkaları ben de çok seviyorum. Ama tabii düz renk olsaydı, hani böyle siyah ya da beyaz, ben de kullanırdım. Şimdi ben ıspanak yemeği yapacağım. Yani ya yumurtalı yapacağım ya da karar veremedim, bilmiyorum. Yani şuna karar veremedim. Yumurtalı ıspanak kavurması mı yapsam, yoksa hani normal böyle pirinçli hani ıspanak yemeği mi yapsam, karar veremedim. Gerçi biz hiç yemek ayırt etmiyoruz. Yani hani o konuda gerçekten çok şanslıyım. Tunca'ya da böyle ne yemek yapsanız yer. Hani hiçbir şey ayırt etmez. Ben de aynen o şekilde. Yumurtalı yapayım. Ispanak kavurmasını aynen. Yumurtalı yapalım. Salçamı da ekledim. Şimdi ıspanakları ekleyeceğim. Bu arada ben böyle buzluğa, yani ıspanakları hani yıkayıp temizleyip poşet poşet ayırıp buzluğa koymuştum. Onları kullanıyorum.
Ben şimdi arkada bilgisayardan bir yandan haberlerimi açtım. Haberleri izliyorum. Bir yandan da bu ıspanağı kavuruyorum. O şimdi böyle birazcık pişiyor. O sırada da bulaşık makinesini boşaltmayı unuttum. Şimdi bulaşık makinesini boşaltacağım. Aslında bir nebze kaçıyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten en sevmediğim işlerden... En sevmediğim işler değil, sadece tek sevmediğim bir iş var. O da bulaşık makinesini boşaltmak. Hoş geldin. Before, after, before yapacağız. Getir. Neden? Daha before, after. Getir. Hayır. Gel yaklaş. Hayır. Ya ben temizleyeyim o zaman. Ay, telefonumu temizliyor. Yemek yapıyorum. Ulaşabiliyor. Ne yapayım? Zaten soğanların altından çıkardım telefonu yani. Abart. Abart. Çok az abarttım. Biraz daha abart. Hoş geldin tatlım. Hayır yani soğanları tencereye atacak olmasam telefonum... Babamın getirdiği pideyi diyor ki... Pideler diyor yarım mı satılıyormuş diyor. Artık yarım satmaya mı başladı? Evet, artık pideleri böyle yarım satıyorlarmış. Ben yedim. Afiyet olsun. Ama çok sıcaktı geldiğinde, çok güzeldi. Afiyet, lan şeker. Birazcık kopardım. Keşke birazcık daha yeseydim. Neden? Daha fazla yeseydim. Ay. Sana da ayırdım. Salatamızı da yaptık. Ne istiyorsun şimdi benden? Aşk, sevgi, huzur. Neler istiyorsun? Aşkım sana ne oldu? Ve yumurtalı ıspanak kavurmamız da hazır. Saatlerimiz 9:30. Ben koltukta birazcık mayışmışım yine. Yani oturdum kaldım. Bu arada bir yandan da elbise bakıyordum. Yani hani böyle size nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Hani geçenlerde siyah bir elbise giymiştim ya. Hatta fotoğraf da paylaşmıştım onunla Instagram'da. O elbisem benim 1-2 sene öncesine ait. Yani 2 senesi falan vardır o elbisenin. Şimdi yaz için de şu elbiselerden almayı düşünüyorum böyle. Bu benim o tişört kollu olan elbisemin askılı hali. Bunun bir kırmızısını beğendim. Böyle çok güzel duruyor bunlar. Ya ben hamilelerde bir de böyle elbiseyi de çok seviyorum. Bir de mesela şöyle üzerine gömlek giymiş. O da yani kırmızının siyahı. Yani böyle düz sade askılı bir elbise alacağım şimdi yaz için. Ama renk konusunda kararsız kaldım. Karar veremedim. Tabii bizim kurutma çoktan bitmiş. Daha yorganı yıkayamadım, açamadım makineyi. Onu da halledeyim. Şapkan çok güzelmiş. Niye düz renk almadın? Düz renk alsaydın ben de kullanırdım. Çok fenasın. Güzel oldu he, çok beğendim. Kuaförler kapalı diye aldım, yemin ediyorum bak. Kur'an çarpsın. Ya saçmalama ya. Vallahi billahi. Allah'ım. Niye yazın takarsın aşkım gene? Güzel duruyor. Yarın şapkayla gidiyorum işe. Vallahi şapkayla gideceğim. Vallahi güzel duruyor ama çok beğendim. Hediyen için teşekkür ederim herhalde. Hediyen mi? Evet. Senin kartından aldım da senin haberin. Şapkayı... Çok teşekkür ediyorum. Sen öde de git böyle bazen çeyiz hakkında konuşuyoruz ya işte neden memnunsun, nelerden değilsin diye hani ya da çeyize alınması gereken eşyalar diye. Kesinlikle ve kesinlikle hayattaki en büyük pişmanlığım evlenirken kurutma makinesi almamam. Yani beyaz eşya aldığımız zaman kurutma makinesini en başta almamam. O yüzden kesinlikle evlenirken beyaz eşyalarınızı alırken evinizde yer varsa kurutma makinesini de aradan çıkartın. Bak mis gibi. Şimdi onları ben kapının üstüne asacaktım. Onlar 1-2 gün kuruyacaktı. Gerçekten çok büyük rahatlık. Böyle aranızda yeni evlenecek olanlar varsa kurutma makinesi alın. Evet. Şimdi birazcık şöyle mahallede tur atacağız. Birazcık yürüyüş yapacağım. Hem de dün Tunca çöpleri atmayı unuttu. Evde şu an 2 poşet çöp birikti. Anneme de uğrayacağız. Pislik içindeyiz diyor ya. İadesi varmış. Tunca yarın onu kargoya verecek. Erkan anahtarlar. Yalnız hava boz. Serin.
Ay sıcak değil yani. Öyle unutursan çöpleri atmayı. Ne gelmiş? Doğalgaz faturası mı? Ne kadar gelmiş? 70, 76 lira gelmiş. İyi. Ah. Evet, yokuşumu çıktığıma göre ay vloguma devam edebilirim dedim. Oh. Şimdi siteye gireceğiz annemlere. Ondan da kargoyu alalım. Beren'e kıyafetler almış Trendyol'dan. Ama maşallah Beren birazcık kilo aldığı için artık olmuyor kendi yaş kıyafetleri. O yüzden onları iade edecekmiş annem. Beren, ben gidiyorum. Helalleşelim dedim. Biz nasıl ödeyeceğiz? Gözlerin kapanıyor. Hadi gel. Uyuyacak mısın? Sabah 8'de dersi varmış Beren Hanım. Herkese ikinci günden merhabalar. Ben şimdi şöyle bir duş aldım, evimi temizledim, toparladım. Bir de elbisemi giydim. Şimdi bir alt komşuma bahçeye ineceğim. Çünkü minik bir kızı var, Ceylin Su. Kendisi çok tatlı. Bugün doğum günü. Ceylin Su pasta üfleyecekmiş. O yüzden yanında olmak istedim. Ben şimdi maskemi de aldım. Birazcık şöyle bahçeye ineyim. Ondan sonra tekrar eve çıkacağım. Bahçeye indim. Bahçeye inmişken de şöyle birazcık fotoğraf çekindim elbiseyle. Selin sağ olsun videomu da çekti. Ya herkese merhaba. Selin, daha bir şeyler söylemek istiyorum. Ben böyle sürekli el sallamak istiyorum. Normal mi? Aynen, çok güzel videolar çekti Selin şimdi. Tamam, Selin'in en çok yakıştığı insanlardan biri. Parayı konuştum onu. Parayı konuştuğumuz gibi diyor ya. O şekilde. Evet, çok güzel video çekti ama Selin. Güzel fotoğraflarını çekti. Çok teşekkür ediyorum. Duramıyorum. Ya sana bir baş kaldırı yaptım diyorum ya evde. O başı keserler. Başını öyle kestiler. Keserler o başını. Şimdi biz eve çıktık. Selin de burada. Merhaba Selin. Yine el salla istiyorsan. Merhaba. Artık dışarıdan yemek söyledik bugün. Tunca sağ olsun bize bir şeyler ısmarlayacakmış. Kim? Tövbe aşağı. Yok öyle bir şey ben. Selin arayı telefonda şey demedi mi? Evet, Tunca abi dedi. Selin yanında şahit. Evet, aynen öyle. Sen dedin. Yani, sen az önce böyle destek olsaydın şimdi de ben olurdum. Bak elime düştüm. Bir dakika önce söyledim. Onlar kavga ediyorlar neyse. Şimdi ben tabii çay da demliyorum. Bu arada babam geldi. Annem yine çok güzel şeyler yapmış. Duyuyor musun? Değerlisin. Duyuyorum. Amerika'ya gideceğim. Kayıtlara geçsin lütfen. Çalışıyor mu? Bak bu video baban da izler. Yani baba biraz... buradan babasına sesleniyor Selin. Selin buradan Ömer abiye babana demek istediğin bir şeyler var mı? Yani Amerika'ya gidersem güzel olur babacığım. Sen takdir edersen bir gün. Neden olmasın? Selin zamanında Amerika'ya gitmek istemiş de babası göndermiş. Çok... Tunca dalga geçiyor benimle buradan. Tunca da dalga geçiyor şimdi. Sanki diyor markete gideceğim diyor. Amerika buraya. Çalışmaya gidecekmiş Selin oraya. Burada çalışsaymış ama. Şu kapalı mı kapısını kapatabilir miyim? Annem de
Ay çok güzel kokuyor. Patatesli börek yapmış. Bu patatesli evet. Ama bir gün gideceğim aslında. Çok güzel gözüküyor. Buradan annemin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket anneciğim. Babam getirdi şimdi. Günübirlik Amerika'ya mı? Ben bir gün gidersin mutlaka gidersin aynı gün yani. Evet. Bu arada Selin'le biz aynı binada oturuyoruz. Amerika'ya gidebileceğine gerçekten inanıyor musun? Ya inanıyorum. Niye böyle davranıyorsunuz bana? Hayır davranmıyoruz da ne bileyim. Neyse. Kayıtlara geçsin. Buradan Ömer abiye sesleniyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Ömer abi bu kıza acı. Bu kızı duy. Bizim de şimdi yemeklerimiz gelir. Zaten saatlerimiz kaç oldu? 7.30. Saatlerimiz şu anda 10.30 geçti. Biz tabii yemeğimizi yedik, sohbet ettik derken gene saatler bayağı bir geçmiş. Bu arada bu akşam dizimiz yok. Normalde son yaz vardı ama yokmuş. Nedenini de bilmiyorum. O yüzden Tunca da Kırmızı Oda'yı izledi. Ona da aldı. Normalde Kırmızı Oda'yı da izlemiyorduk ama bu akşamki hikaye hoşumuza gitti. Onu izledik. Akşam da yürüdük. Bu akşam da şöyle mahallede bir tur atacağız. Belki annemlere uğrarız. Evet. Biz hazırız yürümeye. Bir yürüyüşümüzün daha sonuna geldik. Bu kadar çıktı. Ufak yürüyüşler ama olsun. Kapı kapalı. Sanki çaldı gibi böyle. Ya basıldı gibi. Onlar kahve içecekler. Beren nerede? Evet, otoparkta. Aa, ben de Beren'in yanına geliyorum. Beren yok. Ben annemlere gelmişken şimdi bir tartılayım burada bakayım. Yarın doktora gideceğim ama tartılayım gelmişken. Ters mi? Aynı kilodayım. Tartılıp aynı kiloda olduğuma göre bir waffle'ı hak ettim. Beren de yiyecekmiş, ona eşlik edeyim. Yoksa yiyeceğimden değil yani. Ama çok güzel bir şey ya waffle. Doğan canım istedi, ne yapayım? Sonuçta her gün waffle yemiyorum yani oturup da. Şu an waffle siparişi verdik. Bunları alacağım burada. Waffle siparişi verdik. Yanlışlıkla şey az kalsın konum atacağıma gif atıyordum. Waffle'cı abiye. O değil, geçen gün dönerci. Dönerciye de baba dedim. Hayır. Ama onu babam karşımda oturuyordu. Orada bana bir şey demeye çalışıyordu babam. Bir yandan sipariş vermeye çalışıyorum, bir yandan babamı dinlemeye çalışıyorum. Adama da baba dedim. O dönerci hiçbir şey çaktırmadı sağ olsun. Yüreğine, bağrına bastı beni. Tamam kızım. Of ya, hep senin yüzünden baba o gün. Bak şimdi waffle'cıya da gıf mıydı ne yok? Bir tane oynayan çocuk var böyle gif. Yanlışlıkla onu atıyordum şimdi waffle'cıya. Benim bekarlığımda kullandığım pilates topum. Daha doğrusu kullanmadığım diyeyim size. Toplasanız 2-3 defa kullanmışımdır. O zaman işte böyle spor yapacağım diye evde almıştım. Ta yıllar önce. Tabii ne nasip ne kısmet diyelim. Ben bunu evlenirken tabii burada bıraktım. Yani almadım yanıma. Babam da bunu söndürmüş, havasını indirmiş. Şimdi tekrar şişireceğiz. Şu pompayla. Evet, pilates topumuzu şişirdik. Şişirdik derken? Yani Tunca şişirdi. Evet, Tunca yani şişirdi. Şişirdik diye bir şey yok. Tamam Tunca. Emin misin? Yeter. İstemeye yeri kalsın. Basket oynayalım. Ben sana ne kadar çok yorum gelmeyeceksin, okudun değil mi? Evet, Azerbaycan'la gittim. Okudun mu hepsini tek evet. tek? Bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne? Yorumlar için teşekkür ederim. Ya biz teşekkür ederiz. Beroş'cum. Ama sana ne aldım? Aldım. Ne var orada? Gördüm. Evet. Cumartesi gününden merhabalar. Yine sonlandıramadığım vloglarımdan bir tanesi.
Biz şimdi evden çıktık. Çünkü bugün kızımızı görmeye gidiyoruz. Doktorumuz 2 hafta sonra çağırmıştı bizi. Yorumlarda, mesajlarda soran arkadaşlar da oluyor. Ne kadar sıklıkla doktora gidiyorsunuz diye. Yani doktorumuz ne zaman çağırırsa biz o zaman randevu alıyoruz. Zaten genelde hep yani cumartesi günlerine denk getirmeye çalışıyorum. Çünkü Tunca bir tek cumartesi günü gelebiliyor benimle. O yüzden şimdi biz de bugün için randevumuzu aldık 2 hafta sonraya. Ne zaman çağırırsa ben o zaman randevu alıyorum. Heyecan bastı. Nasıl görmeye gideceğiz? Bakalım kaç kilo oldu? Neler oldu, neler bitti? Maskeyi arasın ya. Aynen. Şuradan alayım dur. Maskelerimizi çıkartalım. Ya çok heyecanlanıyorum böyle hani görmeye gittiğim zaman. Bakalım doktor amcamız bugün neler diyecek? Merak ediyorum. Biz doktor amcanın yanından çıktık. Gayet iyiyiz çok şükür. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani bebeğin kilosu, benim kilom, sağlığımız, her benim şeyimiz. Kilo falan, her şey yerinde. Her şey yerinde, yerli yerinde. Benim kilom da yerinde. Evet, Tuncan'ın da kilosu yerinde. Şimdi biz evin oraya geldik ama şöyle bir şey, markete uğramam gerekiyor. Yani market alışverişi yapmam gerekiyordu. Annemle konuştuk. Çok sıra var dedi annem, marketlerde kuyruk var dedi. Pazartesi gelir herhalde. Neyse bakarız şimdi bir. Ya duruma göre bakarız, olmadı. Hazır iki gün dışarıdan söylersin. Ne olacak yani, bir gün hatta. Aynen. Yine bir bakalım da. Yok. Çok sıcak yalnız şu anda. Aç bir tane canım. Bana sürekli sıcak geliyor. Yani markete geldik. Sıra yok ama birazcık kalabalık tabii. O yüzden sıra yokken en azından gireyim, ihtiyaçlarımı alıp çıkayım. Alışverişimizi yaptık. Benim hemen şunların içerisinden dondurmayı bulmam gerekiyor. Çünkü onu buzluğa koyayım. Erimiştir diye düşünüyorum. Bu annemin, bu poşet. Yarın çünkü hamburger yapacakmış. Ona hamburger ekmeğiyle kıvırcık aldık. Ondan istedi. Bunu Tunca Bey kendine almış sanırım. Bunu görmedim. Balık almış Tunca. Şundan biz ara sıra yapıyorduk. Hoşumuza gitmişti. Bu akşam bundan yiyelim dedi. O yüzden şu çıtır balıktan almış. Heh, buldum. Dondurmayı çıkardık ama köfteyi çıkarmadık. Köfte de almıştım buzluğa atmak için. Onu da şimdi çıkartayım. Allah'tan marketin kapısında sıra yoktu ama A101 ile BİM'de bayağı bir sıra vardı kapıda. O yüzden ben de Onur Market'e girdim. İhtiyaçlarımı aldım. Aklıma gelenleri alıp çıktım direkt. Şimdi böyle eve gelince çünkü aklıma geliyor. Hani neleri almadım, neleri unuttum diye. Ama dediğim gibi zaten uygulamadan ben direkt sipariş veriyorum. Maskemiz hiç kalmamıştı. Ben normalde arabaya böyle maske koyuyorum. Bugün onları kullandık. Kendime tabii ki erik aldım. Canım çektiğinden değil ama erik aldım. Artık akşama yeriz diye. Her gece şu ballı sütlerden, işte şu çilekli sütlerden çok içiyorum. Yani her gece böyle bir tane içiyorum. O yüzden şöyle karışık bir şekilde süt aldık. Bir de şöyle küçük paket minik sütlerden aldım. Aldıklarımı hemen şöyle poşetten çıkardım. Zaten çok fazla hani böyle yemeklik yani sebze alamadım. Çünkü kalmamıştı. Biber aldım, domates aldım, soğan aldım, elma aldım tabii ki. Sonrasında başka ne almışım? Armut aldım, salatalık aldım, çilek aldım. O kadar. Yani kalan bunlardı. Sonrasında salça, zeytinyağı, pirinç, şöyle minik bir kaşar, bir de labne peynir. Ya ama, o kaşar çok iyi yalnız ha, ben sana bir şey ama çok sinir ya. Oldum gerçekten o peynir şeydeki olayına. Abi peynir olayına çok sinir daha oldum gerçekten. Daha ayakta oradan almam, bak zeytini de almayacağım oradan. Ben şimdi çok sinir oldum. Köyde süt ve süt ürünleri var büyük, oradan alacağım sana. Zeytini de alacağım oradan, çeşit çeşit peyniri. Normalde de. Ben hep bu marketten alışveriş yapıyorum zaten. Ama şey, normalde Ezine peyniri alıyorum ve bunu ya biz böyle Ezine peyniri aldığımız zaman iki kişiyiz. O yüzden böldürüp hani yani kesip yarısını bile değil yani yarısından az alıyoruz. Çünkü bize o kadar yeterli oluyor. Diğer türlü aldığım zaman büyük, çok çabuk bozuluyor. Tüketemiyoruz o kadar peyniri. Normalde abi kesip veriyor. Yani hiç bu zamana kadar hani ne kadar istersem o kadar peynir veriyor.
Yok, bugün paketli halde satıyormuş. Vermeyeceği tuttu. Sinir oldum ben de, almadım. Ha, babam. Babama bak. Nasıl emojisi var. Efendim babiş, yani normalde her alışveriş yaptığımda peyniri kesip veren reyon peynir hani istediğim gramajla, istediğim gramda alabiliyorum. Ama bugün nedense büyük paketli bir şekilde alabiliyorum sadece. O yüzden maalesef bitiremeyeceğim bir şeyi o yüzden alamazdım. Yazık yani, bozulur. Bir poşetimiz daha var. Şu garnitürü de bir yıkayayım. Yoğurt aldım. Sonrasında bunlar buranın değil. Yumoş'un mavisinden yoktu. O yüzden bu diğerinden aldım. Bu da hassas ciltler içinmiş. Ama bunun da kokusu çok hoşuma gitti. Gerçekten bu Yumoş'un serisi çok güzel kokuyor ya. Hepsi birbirinden güzel. O beyazı falan da çok güzel kokuyordu. Çok güzel kokuyor. Çamaşır suyu aldım. Ama şöyle ikili aldım. Bu sefer Domestos'un yüzey spreyinden aldım. Bu sefer büyük boyundan aldım bunun. Bir de şimdi bulaşık makinesini açacağım ben. O yıkansın. Normalde akşam açacaktım. Ama açayım ki bitsin bir an önce. Çünkü normalde biz filtreyi temizledik bulaşık makinesinin. Ama bulaşık makinesine koku almayı da unuttum aşkım. Bak. Aldık ama temizleme aldık. Evet. Tam normalde koku asıyoruz ya içine. Evet, onu unuttuk. Onu da unuttuk. İşte böyle unuttuğum şeyler bayağı bir çıkıyor düşündükçe. Neyse ya, sorun değil. Bu porçözün şu temizleyicisinden aldım bir de. Çünkü bayağıdır bulaşık makinesinin içini temizlemiyordum. Hani bundan koyup. O yüzden bununla bir temizleyeyim. Bu arada şey diyen çok vardı. İşte bu bulaşık makinesinin ve çamaşır makinesinin içini temizleyince işte sirke ve hani karbonatla da temizlenebiliyor diye. Karbonatla aslında temizliyorum. Yani o içerisine karbonatı döküp kaynar su tutuyorum üstüne ama bundan sonra hiçbir şekilde ne çamaşır makinesine ne de bulaşık makinesine sirke koymayı düşünmüyorum. O hatayı bir kere çamaşır makinesinde yaptım. O kokuyu çok zor arındırdım. O yüzden ben böyle sirke kullanmaktan yana değilim makinelere. Çünkü böyle temizleyicileri varken hiç sirke işine artık girmiyorum. Alışverişimiz bu kadar. Ben şimdi bunları hemen bir temizleyip yerleştirmek istiyorum. Bir an önce şurayı toparlayıp kaldırmak istiyorum. Bu Mr. Muscle'ın bir de kireç sökücü, yani kireç temizleyici olan spreyinden aldım. Bunu böyle banyonun hem camlarında kullanıyorum hem de burada kullanıyorum. Çünkü şu lavabonun buralarda şimdi de var. Bayağı bir böyle kireç oluyor yani bu sularda. O yüzden çok leke bırakıyor. Marka fark etmiyor aslında benim için. Yani bazen bunu kullanıyorum. Bazen Cif'in kullanıyorum. Yani değişiyor. Gel buraya gel. Videomu sonlandıracağım. Tamam. Hadi sonlandıralım. Tamam, sen sonlandır. Tamam. Nasıl kapatıyorum ben? Sen kapat işte canım. Ben ne bileyim ben nasıl kapatıyorsun? Nasıl bilmiyorsun? Şimdi biliyorsun. Nasıl kapatıyorum ben biliyor musun? Arkada yine bir maç sesiyle güne devam ediyorum. Şimdi ben bu vlogumu sonlandırayım artık burada gerçekten. Tuncu da zaten bir yandan o da hem bilgisayarında oyun oynuyor, maçını izliyor. Ben de bu vlogumu editleyeceğim. Şimdi hemen yükleyeceğim. İnşallah gün içerisinde de atmış olurum diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.